bir süreden beri acaba seçim ertelenir mi bu yıkımdan sonra diye tartışması vardı ama AK Parti'de 14 Mayıs'ın öne çıktığını görüyoruz. Kulislere gelen bilgiler o yönde. Nasıl bakarsınız? Şimdi bu sorunun iki tane cevabı var. Bir tanesi, vermemiz gereken standart cevap şu. Bu yaraların sarılıp bu seçimin vakti zamanında yapılması mümkündür. Türkiye'nin dijital altyapısı, teknolojisi ve deprem bölgesinde gerekli hazırlıkların yapılması ve deprem bölgesinin dışına göç etmek zorunda kalmışlarında orada oylarını kullanmaları için en adil yöntem hep birlikte konuşulur, yapılır, çözülür. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Böyle anayasa değiştirmek, kanunlar, manunlar, bunların hepsinin tedbiri var. Kanuni düzenleme gereken yerlerde de uzlaşıyla bunların hepsi yapılabilir. Eğer 14 Mayıs'ta yapılacaksa, yapılabiliyorsa 14 Mayıs'ta, 18 Haziran'da ise 18 Haziran'da yıkımın sorumlularının gidip yıkılmaz bir Türkiye inşa etme iradesinin iktidara gelmesi lazım. Geçen her gün yeniden yıkılacak Türkiye'ye kötü çimentolu tuğlaları birbirine yapıştırmak demektir. O yüzden temel bakış açımız bu. İkinci bir şey söyleyeyim. Seçimin sonucunun böyle olduğunu bile bile 14 Mayıs'ta seçime neden gitmek isterler? Bir senaryodan bahsediliyor. Pazartesi günü bunu uzun uzun konuştuk. Bize gelen bilgi ve senaryo şuydu. Senaryo yazıldı. Önce Devlet Bey konuşacak. Kusura bakmayın, soruyu çarşamba yayınladığım için heyecanı kaçtı. Devlet Bey'inkini pazartesiden söyleyemedim. Önce Devlet Bey konuşacak, dün konuştu ve diyecek ki ne seçimden ne milli iradeden kaçarız. Sonra AK Parti'den eski yöneticiler, mevcut yöneticiler konuşacak. Sonra Tayyip Bey biraz daha ölçümleri aldıktan sonra seçim yapmak istediğini söyleyecek. Belki de seçim kararını alacak. Senaryonun son sayfasında YSK'ya verilmiş bir görev var. YSK'daki askerler de o görevi yapıp enkazın altından Tayyip Bey'i, AK Parti iktidarını kurtaracak. Biz bunu burada kayda geçmiş olalım. Pazartesi günü değerlendirdiğimiz, konuştuğumuz, öğrendiğimiz MYK toplantısında üzerinde konuştuğumuz bu senaryonun Devlet Bey'e ait kısmını dün Devlet Bey oynadı. Bakalım devam edecekler mi? Biz burada kayda geçirmiş olalım. Ama millet kendisine karşı yazılan bu tip senaryoları hep yırtıp atmıştır. İstanbul seçimlerinin tekrarlanması ve İstanbul'un CHP'ye verilmemesi senaryosuna verdiği cevabı unutmasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletten ve hesap vermekten kurtulamazlar. Yapmış oldukları iş öyle böyle ufak tefek bir iş değil. Bu ülkede ihale nasıl yapılıyor? Kamu ihale kanununun dışına neler çıkarılıyor? İhale alanda ne alınıyor ne veriliyor? Bunları bilmeyen konuşmayan yok. Bu ülkeyi yönetmeye 21 yıl önce Erdemliler hareketi olarak gelenlerin birinci cumhurbaşkanı nerede? Birinci başbakanı nerede? İkinci başbakanı nerede? Birinci cumhurbaşkanı nerede? O günkü bakanları nerede? O Erdemliler hareketi diye yola çıkanların köyünde, mahallesinde, beldesinde, ilçesinde o Erdemliler hareketinin nereye savrulduğunun ve nasıl rantın ve çıkarın partisi haline geldiğinin, nelerin nasıl bölüşüldüğünün, nasıl yüzdeliklerin konuşulduğunun herkes biliyor. Şehirlerin tepesinde pata 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 uçan, yanındaki belediye başkanına ön ismiyle hitap eden, kupon arsaları gösterip zenginlerle iliştiren zihniyet artık bu milletin tepesinde uçmaktan, pata pata yapmaktan bir an önce vazgeçecek. İstanbul'un üstünde uçurtmadıkları gibi, milletimiz bunu uçurtmadığı gibi, İstanbul'un kupon arsalarını artık ona değil, halkın yararına planlar yapıldığı gibi, artık Türkiye'nin üzerindeki bu kara bulutlar da seçimden sonra dağılacak. Konuşmanızın başında askerin sahaya çıkmadığını söylediniz. Saat 4:30'da
Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Siz de biliyorsunuz. Nasıl bir değerlendiriyorsunuz? Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi ben konuşmanın başında şunu söyledim. Haber Global'den ve KRT'den NTV'den özür dilerim. NTV'den arkadaşlarımız şunu soruyor. Yine mikrofonu kaldırdılar. Bir ebabiller için getirmişler. Şimdi arkadaşlarımızın sorusu şu. Askerin Hulusi Akar'ın açıklamalarını hatırlattınız ve askerin 4.30'da hazır ol emrini aldığı halde niçin çıkmadığını, bunu neye bağladığımızı söylüyorlar. Burada rivayet muhtelif. Biraz önce en kuvvetli olanı ben söyledim. Diyorlar ki 1999'da sahadaki asker varlığını Tayyip Bey eleştiriyordu. Tayyip Bey askerin askeri vesayetle mücadele ettiğini söylemişti. Askere vurdukça milletin kendisini desteklediğini düşünüyordu. Bu depremde AFAD aciz kaldı. Hani Süleyman Bey elini koyup böyle buraya yaslanıp da martılar dinliyordu ya. O sabah kimse martıları duymadı. Duya duya selaları duyduk yine. Depremde erken uyarı için bir şey çalmadı, ölenler için sela okundu arkadaşlar. O AFAD düşünülmesin, o AFAD tartışılmasın diye felaketin boyutlarından bir haber veya bir şekilde hallederiz mantığıyla askeri sahaya sürelim talebine direndiği, itiraz ettiği ve sürülmüş olanların da bir kısmının geri çağrıldığı veya işte bu kısıtlı 7300'de kaldığı söyleniyor. Yok, bunu yalanlayacaklarsa bana çıkıp şöyle yalanlayacaklar. Bizim 7300 askerimiz şuna yetti veya biz aslında 80.000 asker kullandık da bunlar yüksek teknoloji, nanoteknoloji kıyafetleriyle görünmez haldeydiler diye göstersinler. O görünmez kıyafeti gözümüzün önünde bir askere giydirsinler. O 80.000, 100.000 asker nasıl görünmedi? Nerelerde görev yaptı? Hangi işi yaptı? Göstersinler. Görelim. 7.000 kişi yeter diyorlar. Yetmediğini milletimiz biliyor. Sahaya sürmemesi, askere sığındı dedirtmemek için midir? Bir ihtimal darbe paranoyası diyorlar. Bundan mıdır? Başka bir sebebi mi vardır? Bunu soruyu cevaplayacak olanlar Hulusi Akar'dır, Ömer Çelik'tir, Tayyip Erdoğan'dır. Onlar nasıl bir açıklama yaparlarsa milletimiz de 4.30'da hazır ol emri verilen ordunun ya da 7'de İskenderun bayraklar ve sancaklar çıkarma gemileriyle seyre hazır emri verildiği halde seyre geçmeyip de kurtarmaya gitmemesinin sebebini açıklasınlar bize. Bizim sorduğumuz bu. Sonrasında hareket eden, çıkan askerler sayılan 3. gün 7300 arkadaşlar. Bugün Türkiye göçük altında kaldı. 10 ilimiz göçük altında kaldı. Yıkıldı. Ekonomimiz yıkıldı. Eğitim öğretimimiz yıkıldı. Sosyal hayatımız yıkıldı. Bu yıkıma sebep olanların burayı yeniden yapması, bir daha yıkılması anlamına gelir. Bizim yıkılmaz bir Türkiye'ye, bundan sonra ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla ve binalarıyla yıkılmaz, sarsılmaz bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bunu yıkımın sorumluları yapamaz. Bunu bu yıkımdan ders alan, yaptığı işleri liyakate göre yapan, bilime saygı duyan, emeğe saygı duyan, alın terine saygı duyan bir takım çıkar çevrelerinin değil, geniş halk yığınlarının dostu bir iktidar kurulursa kurtulur. Yoksa altında hepimiz kalacağız.